Siyasete devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün Samsun'da yapılıyor ve muhabirimiz Gönül Kasap ve kameraman arkadaşımız Cemal Berk Aytekin de Samsun'dalar, MYK'yı takip ediyorlar. Biz sözü Gönül'e bırakalım. Gönül, CHP-MYK toplantısı için Samsun'da gündemde neler var senden dinleyelim. Sizlerin de belirttiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu toplantısını Samsun'da yapıyor bugün. CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplantı MYK ve CHP'nin parti yönetimi de eşlik ediyor Özgür Özel'e. Evet, bugün gündemleri aslında her zamanki gibi yoğun. Saatler 12'yi gösterdiğinde başladı Merkez Yürütme Kurulu toplantısı. Bugünün gündeminde yargı ve yargıda çözüm bekleyen yine o sorunlar var. Özellikle geçtiğimiz günlerde Kobani davasından çıkan kararlar bugün CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında masaya yatırılacak ve yine geçtiğimiz günlerde Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de toplanan atanmayan öğretmenler, emekliler ve yeni müfredata ses yükselten yurttaşın sorunları da bugün MYK'nın gündeminde tartışılacak. Dün burada Özgür Özel Samsun halkına seslenirken yine emekli bir grup yurttaş tarafından bir ses yükseldi. Sayın Özel, emekliye sahip çıkın, sesimizi daha yüksek şekilde duyurun şeklinde bir talep geldi ve Özgür Özel de bugün özellikle bir kez daha MYK'da emeklilerin o geçim çığlığını masaya yatıracak. Özgür Özel'in burada önemli mesajları olduğu sabah saatlerinde CHP'ye geçen Atakum Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Bu ziyaret sonrasında da kameralar karşısına geçti CHP lideri ve burada bir kez daha Samsun halkına seslendi. 31 Mart gecesi hepimiz birçoğunuz aslında seçim sonuçlarına sevinirken benim iki gönül yaram vardı diyerek başladı sözleri. Kuzeydeki ve güneydeki gönül yaram dedi. Gaziantep ve Samsun için Samsun'u önemsediğini vurguladı. Bu mesajı verdi ve Samsun'da yeni yol haritası çizmek üzere çalışmalar başlatacaklarını ifade etti. Özgür Özel Samsun için daha fazla belediye istiyor. Bunu dile getirdi yaptığı açıklamada. Ve bu yönde de bugün Merkez Yürütme Kurulu'nda da gündeme gelecek. Yeni bir yol haritası çizilecek. Uzun sürmeyecek bugünkü Merkez Yürütme Kurulu toplantısı. Saatler 1'i gösterdiğinde sonlanması bekleniyor MYK'nın ve hemen ardından da parti sözcüsü Deniz Yücel MYK'da alınan kararları ve gündeme getirilen konuları kameralar karşısında dile getirecek diyelim. Samsun'dan yeniden sözü size İstanbul'a bırakalım. Biz de muhabir arkadaşımız Gönül Kasap'a teşekkür edelim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı Samsun'da yapılıyor. Detayları bizlere aktardı. O da yakından takip ediyor. Değerli izleyicilerimiz, şimdi dünya gündemini sarsan o haberle devam edeceğiz yayınımıza. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian helikopter kazası.